Bu videoda buradaki f(x) gibi cebirsel olarak tanımlanmış parçalı fonksiyonların limitlerini incelemek istiyorum. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve buradaki kimi tek taraflı, kimi de çift taraflı olan limitlerin neye eşit olduklarını benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Birincisiyle başlayalım. Burada x 4'e 4'ten büyük ya da 4'e eşit değerlerle yaklaştığındaki limit var. Evet, 4'ün üzerindeki artı işareti bu anlama gelir. x 4'ten büyükken fonksiyonumuz karekök içinde x olarak tanımlanmış, değil mi? O halde 4'e sağdan yaklaşırken fonksiyonun bu tanımını ele almamız lazım. Hemen yazıyorum. Karekök içinde 4 x 4'e eşitken fx bu şekilde tanımlı ama 4'e 4'ten büyük değerlerle yaklaştığımız için buradaki tanımı kullanmamız lazım ve karekök içinde 4 de 2'ye eşittir. Burada da fx'in 4'e soldan yaklaşırkenki limiti var. Bu durumda da buradaki tanımı kullanacağız. Evet eşittir 4 artı 2 bölü 4 eksi 1. 6 bölü 3 yani 2. Bu ise fx'in x 4'e yaklaşırkenki limiti. Ve burada da gördüğümüz gibi 4'e hem sağdan hem de soldan yaklaşırken fx'in aynı değere yani 2'ye eşit olduğunu bulduk. İki taraflı limitin var olması için sağ limit ve sol limitin eşit olması gerektiğini de bildiğimize göre bunun da 2'ye eşit olduğunu hemen not edebiliriz ve son olarak bu da x 2'ye yaklaşırken f(x)'in limiti x 2'ye yaklaşırken buradaki aralıktayız, öyle değil mi? Bu tanımı kullanacağız. Bu arada paydayı 0 yapacak olan x eşittir 1 değerinde ilginç şeyler oluyor. Ama biz x eşittir 2'yi değerlendireceğimiz için bu konuda şu aşamada endişelenmemize gerek yok. x eşittir 2'de eğrinin bu kısmı sürekli olduğundan x gördüğümüz yerlere hemen 2 yazabiliriz. 2 artı 2 bölü 2 eksi 1. Bu da 4 bölü 1'den 4'e eşittir. Harika. Hadi bir örnek daha yapalım. Burada başka bir parçalı fonksiyon daha var. Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve bu limitlerin neye eşit olduklarını kendi kendinize bulmayı deneyin. Şimdi de birlikte yapalım. x eksi 1'e sağdan yaklaşırken gx'in limiti. Bir bakalım, eksi 1'e sağdan yaklaşırken, yani x'in değeri eksi 1'den büyük ya da eksi 1'e eşitken, buradaki tanımı kullanacağız. O halde buraya 2 üzeri eksi 1 yazıyorum ve bu da 1 bölü 2 demek, öyle değil mi? Peki, ya eksi 1'e soldan yaklaşırkenki limit? Burada da bu tanımı kullanacağız. Çünkü eksi 1'in solundaki değerleri hesaba katan aralık bu. Eşittir sinüs eksi 1 artı 1. Sinüs 0 ve bu da 0'a eşit. Peki, x eksi 1'e yaklaşırken gx'in çift taraflı limiti. Eksi 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken limit 2 farklı değer aldı, öyle değil mi? Bunun için bu limit yoktur diyeceğiz. Evet, yazıyorum, yoktur. Son olarak bir de x sıfıra sağdan yaklaşırken limitin ne olduğunu sormuşlar. Sıfıra sağdan yaklaşırken buradaki aralıkta olacağımız için bu tanımı kullanacağız ve bu aralıkta fonksiyon sürekli olduğundan x'in yerine doğrudan sıfırı koyabiliriz. Bu da 2 üzeri sıfırdan 1 eder. İşte bu kadar.